Efendim iyi akşamlar. Selçuklu'nun payitahtı Konya'dan bir kez daha birlikteyiz. Hayırlı geceler diliyorum. Bugün biraz kalabalığız. Kameralarımız bilmiyorum arkadaşlarımız nasıl yetişecek ama konuklarımız var. Öncelikle sağ taraftan Kemal Hocam'dan başlayayım. Aşinasınız. Daha önce program yapmıştık Kemal Hocam'la. Profesör Doktor Kemal Özcan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kondil Müdürü diyelim hocam, değil mi? Türkçe öğretim merkezi ama biz ona Kondil diyoruz. Evet, kısa adı Kondil. Hemen Kemal Hocam'ın yanında Amina Kozitsa, evet. Boşnak bir kızımız, öğrencimiz. Bölüm olarak da hemşirelik bölümünde Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde. Evet. Lisans mı, yüksek lisans mı? Lisans. Lisans, evet. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi Müdürü, çok kıymetli mesai arkadaşım, Profesör Doktor Ufuk Deniz Aşçı. Profesör oldunuz, kadronuz henüz gelmedi. Evet, ama ben sizi bugün profesör yaptım hocam. Siz öyle söylüyorsanız. Peki. Ve hemen Deniz Hocam'ın, Ufuk Deniz Hocam'ın yanında Kırgızistan'dan gelen bir kızımız var. Eldana Esenaliyeva. O da Tömer'de öğrenci. Sen yüksek lisans yapıyorsun değil evet. mi kızım? Evet. Hangi bölüm? İşletme, İşletme bölümünde. Evet. Peki. Kırgızistan neresinden? Başkentliyim. Bişkek. Şehrinden geliyorum. Peki kızım. Değer seyircilerimiz, bugün Türkçe nasıl öğretiliyor? Biraz onun üzerinde duracağız. Hocalarımızı biraz sorgulayacağım. Bazıları gibi Türkçe öğrettik deyip bir iki şarkı türküyle bu işi geçiştiriyorlar mı? Yoksa gerçekten öğretiyorlar mı? Konuşacağız, sohbet edeceğiz. Zannedersem hafta içinde bir yarışma vardı. Kemal Hocam, evet. Biraz ondan bahsedelim mi lütfen? Memnuniyetle. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Bugün elim bir trafik kazası. Ben unuttum hocam. Siz olmuş, bir taziyede evet. bulunun lütfen. Hayatlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. İnşallah bu son olur. Evet. Diyelim. İnşallah hocam. Evet, dün Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde Kondil tarafından bir Türkçe konuşma yarışması düzenlendi. Bu üniversitemiz ev sahipliğinde 13.sü. Evet hocam. Düzenlendi. Geçen sene İzmir'de yapılan yarışmada Kondil öğrencisi Mümin, Mısırlı Mümin arkadaşımız birinci olduğu için bu sene ev sahipliği bizim üzerimize. Biz üstlendik. 13. Karamanoğlu Mehmet Bey'i anma ve Tömerler arası Türkçe konuşma yarışması. Evet hocam. 21 üniversiteden katılım oldu. Aslında bakılırsa az bir katılım. Çünkü Türkiye'de 60'ın üzerinde Tömer var. Ama buna rağmen çok güzel bir yarışma geçti. Çok başarılı bir organizasyon oldu. Katılanlar çok memnun ayrıldılar. Öğrenciler oldukça keyifli anlar yaşadılar, neşeli anlar yaşadılar, eğlendiler. Evet hocam. Türkçelerini konuşturdular, Türkçe konuştular, Türkçe güldüler, Türkçe sevindiler. Gerçekten keyifli bir program oldu. Ama dediğim gibi keşke katılım daha fazla olsaydı. Jüri üyeleri de birbirinden kaliteliydi. Çok kaliteli jüri üyeleri vardı. Türk Dil Kurumu Başkanı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı, YÖK üyesi, YTB Başkan Yardımcısı, hı hı. Marif Vakfı'ndan bir temsilci, TRT spikeri. Evet. Ama üzülerek belirteyim ki vazifesi tüm dünyada Türkçe öğretmek olan, Türk kültürünü yaymak olan bir kurumumuzun hiçbir temsilcisi Türk Dil Kurumu mu yoksa hocam? Yok, Türk Dil Kurumu başkanıyla katıldı. Teşekkür ederiz sayın. Yunus Emre'den mi bahsediyorsunuz? İsim vermeyin, ben artık anlayan anlasın. Evet. Ayıp etmişler hocam. Yani başkanı gerçi aradı, katılamayacağını belirtti ama hiç olmazsa bir temsilci evet, olmalıydı. Orada bulunabilirdi. Bir de şuna çok üzüldüm. Malum bu hain terör örgütü FETÖ güzel Türkçemizi kullanarak kendi amaçları doğrultusunda bir propaganda malzemesi
yaparak yıllarca güya Türkçe olimpiyatları yaptı. Bu Türkçe olimpiyatlarına stadyumları, koskoca salonları tahsis edenler, sponsor olmak için adeta yarışan resmi ve resmi olmayan gayri resmi kurumlar, kuruluşlar, şahıslar. Evet. Sevgi saraylar. Devletin yapmış olduğu, devletin üniversitesinin yapmış olduğu bu tür organizasyonlara niye sırtlarını dönerler? Yoksa bunun bir şeyi mi oluştu Ufuk Hocam? Yani zannediyorlar ki bizim buralarda da onlar gibi numara yapıyorlar amiyane tabirle. Halbuki gayet güzel tabii, Türkçe öğretiliyor. Öyle değil mi tabii, Ufuk Hocam? Yani bizim onlardan çok büyük bir farkımız var. Biz değiliz. Evet. Biz milletimiz için ve devletimiz için çalışan insanlarız. Kemal Hocam'ın sistemine yürekten katılıyorum. Gerçekten evet. Özellikle devlet kurumlarının, iş adamlarımızın, yani muhabbet açıldığı zaman, sohbet açıldığı zaman en başta gidenlerin, çok yürekli konuşan insanların bir şekilde çok daha fazla destek vermesi lazımdı. Bugün Kemal Hocam'a, Kemal Hocam'ın kurumuna, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne ki kardeş üniversitemizdir, Konya'dadır. Elbette. Konya'daki, ben zannetmiyorum, herhalde Konya'da yerel olarak da çok fazla destek bulamadınız değil mi hocam? Yani yerel olarak katılımdan gördünüz. Siz de dün oradaydınız. Yani ulusal, yani protokolden hiç kimse yok. Evet, yani ulusal olarak bir tarafa bırakıyoruz ama yerel olarak böyle büyük bir organizasyon Konya'da yapılıyor. Hiç de azımsanmayacak bir organizasyon. Ama tahsis edilen yerden tutun da katılımlara kadar gerçekten organizasyonun hakkını verecek şekilde işler çıkartılmadı. Yani bu Kemal hocamların bir eksikliği değil. Zaten kendisi de sistem ediyor. Evet. İmkan dahilinde. Neticede biz emekçileriz, işçileriz. Bir şeyleri üzerimize tevdi ediliyor. Biz bu görevleri alıyoruz. Daha iyi bir şekilde ortaya koymak için canhıraş bir şekilde mücadele ediyoruz. Ve bunu da devletimiz için yapıyoruz, milletimiz için yapıyoruz. Ama maddi anlamda, imkanlar anlamında önümüzün açılması lazım. Mutlaka. İnşallah bu seneki tecrübe acı bir tecrübe olur, bir daha olmaz. Ama hocam, özür dilerim. Ya, ama biz yani Kondil olarak gerçekten çok şanslıyız. Şöyle ki sürekli bizi destekleyen, arkamızda duran, her zaman yanımızda olan bir rektöre sahibiz. Eyvallah. Yani rektörümüz Sayın Profesör Muzaffer Şeker kurulduğumuz günden bu zamana kadar her zaman yanımızda oldu. Her türlü hakkımızda olumsuz tezvirata, karalamaya rağmen evet. Sürekli bizi destekledi ve bu yarışmanın yapılmasında da başından sonuna kadar, yani düşünün bir rektör sabah 9'dan akşam 6'ya kadar hiç ayrılmadan bir programı takip etti. Evet. Buradan da çok teşekkür ediyorum. Evet, destek görüyorsunuz üniversite yönetiminde. Kesinlikle, ben yakinen biliyorum rektör hocamız. Belki bizim en çok görüştüğü hocalardan birisiniz siz. Evet. Mutlaka istişare ediyorsunuz. Rektör danışmanla görevimiz de var malumunuz biliyorsunuz. Bizim hocamız proje adamı. Evet. Yani Profesör Doktor Mustafa Şahin Hoca proje adamı. Yeter ki mantıklı ve güzel projeleri hocamıza götürün. Yapılabilecek ve üniversitenin, devletimizin, milletimizin menfaatine olabilecek herhangi bir şeyi düzgün bir şekilde anlattığınız zaman kesinlikle sonuna kadar destek veren bir hocaya sahibiz. Biz bu konuda çok şanslıyız. Eyvallah. Tömer olarak da özelde konuşacak olursak tömer olarak da şanslıyız. Bilmiyorum. Pek çok hocam da benim gibi düşüneceğinden eminim. Bir kere güler yüzlü bir insan. Mantıklı bir insan. Hayallerinin peşinde koşmayan realist bir insan. Yani bu noktada çok da uzatmak istemiyorum ama sonuna şanslıyız kadar hocam. Ben çok, de bir Selçuk Üniversitesi yani, mensubu olarak gururla bahsedebiliriz. Kurumun içindesiniz biliyorsunuz. Eyvallah. Yani çok yakından tanıyorsunuz. Kızlarımızı tanıyalım. Amina sen bir kendini tanıt kızım. Benim adım Amina Kostya. Ben Sırbistanlıyım. 20 yaşındayım. Sırbistan vatandaşısın ama Boşnak'sın değil mi? Evet Boşnak. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Tömer'de, Kondil'de Türkçe hazırlık yapıyorum. Gelecek sene hemşirelik bölümü okuyacağım inşallah. İnşallah kızım. Evet. Evet, Yeldana sen? Tekrar iyi akşamlar. İsmim Eldana Esenaliva.
Kırgızistan'dan geliyorum. Başkentliyim daha önce dediğim gibi. Burada Selçuk Üniversitesi'ndeki Tömer'de okuyorum. Yüksek lisans yapmak için geldim Türkiye'ye. Bursluyum. Eyvallah. Peki şimdi Ufuk Hocam, Türkçe öğretirken şimdi evet. Sadece hani bu kızlarımız belki gelirken biraz Türkçe biliyorlardı ama hiç Türkçe bilmeyen, Afrika'dan bile evet. gelen, ben Kemal Hocam'a eskiden çok uğradım. Şimdi görevim icabı pek uğrayamıyorum. Böyle rengarenk gençler vardı, zenciler, Latin Amerika'dan falan. Hiç Türkçe bilmeyenlere öğretme metodu nasıl? Bunu şuradan gelmek istiyorum. Adını yanlış hatırlamıyorsam bir Wilhelm Thomsen diye Danimarkalı Türkolog evet. vardı. Kitabı onun bir sözü, onun bir sözünü ben hiç unutmuyorum. Türkçe matematik gibidir. Çok kurallı bir dildir. Bu dili öğrenmek hiç de zor değil diye bir sözü var. Doğru. Dolayısıyla bunun kolaylığını mı yaşıyorsunuz ya da ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Biz de Selçuk Üniversitesi Tömer olarak 67 ülkeden insan var. Yani Haiti'li de var. Evet. En uzak noktada Endonezyalı da var. Filipinler'den de var. Gerçekten bizde de oldukça fazla renk var. Hı-hı. Üniversitemizde ve Tömer'de. Şimdi bu insanlar bizim Tömer'de öğretim yöntemimiz herhangi bir şekilde sıradan bir öğretim değil. Yani bunu Kemal Hocam için de söyleyebiliriz, bizim için de söyleyebiliriz. Bilindik yöntemlerle Türkçe öğretmenin imkanı yok. Bilindik yöntem nedir? Bizim işte başımızdaki mesele. Bütün bir eğitim, öğretim hayatı boyunca çocuklarımıza İngilizce, bundan önce de Fransızca ya da Almanca öğretmeye çalışıyorduk. Evet. Hala çalışıyoruz. Gelelim bizim akademisyenlere. Bizde de aynı sorun var. Kitabi olarak çok güzel noktalara geliniyor. Gramer olarak çok güzel noktalara geliniyor ama bir cümle, birkaç cümle söyleneceği zaman falan gidiyoruz. Hı hı. Yani akıcı bir yabancı dili öğretemiyoruz bizim okullarımızda. Bu bilinçle biz Tömer'de çok farklı yöntemler uyguluyoruz. Bu farklı yöntem nedir? Bir kere bizde okul yabancı dili öğretmek için bir araç değil. Okul hayatın kendisi olarak kabul ediyoruz. Oraya gelen insan daha birinci günden itibaren okul ve hayatı beraber yaşıyor. Her şeyle. Nasıl söyleyeyim? Yani şöyle bir örnek vereyim size. Lütfen. Bayağı uç bir örnek olacak. Gelen öğrenciye bir yemek anlatıyorsak şayet... Hı hı. Biz sınıfta o yemeği yapıyoruz. Bilmiyorum Eldana şahit oldun evet. mu? Evet. O menemen yapıldı değil mi? Şimdi menemeni yapmak, yaşamak evet. ve yemek o kelimeyi öğretmekten çok daha ön planda oluyor. Elbette. Tabii bir dili öğretirken sadece dilin kendisini değil kültürünü de öğretmek gerekiyor. Yani siz Türk kültürünü vereceksiniz ki o dili de çok iyi bir şekilde anlasınlar ve öğrensinler. Ve kelimeleri şimdi... Maalesef Türkiye'de şöyle bir kötü alışkanlık başladı. Kemal Hocam da bana hak verecektir bu konuda. Ben Türk'üm. Türkçe konuşuyorum. Ya ben de öğretirim Türkçeyi. Bu kadar kolay değil maalesef. Nasıl ki Türkiye'de herkes teknik direktördür. Herkes siyasetçidir. Maalesef herkes de Türkçe öğreteceğini zannediyor kendini. Hı hı. Ama Türkçe öğretmek ya da Türkçeyi doğru öğretmek... bir yöntem gerektirir ve o yöntem dahilinde olur. Mesela biz öğrencilerimde hiçbir şekilde Türkçe bir kelimenin karşılığını İngilizce ya da kendi dilinden bir mesela Kuzey Afrika'dan çok fazla öğrencimiz geliyor. Haliyle bunların hepsi Fransızca biliyorlar. Evet. Bunlara biz işte şu kelimenin dengi şudur Fransızca'da diye öğretmiyoruz. Hareketlerle öğretiyoruz. Bir şekilde yaşayarak, göstererek öğretiyoruz ve onu tekrar etmesini istiyoruz. Tömer'de, Selçuk Üniversitesi Tömer'de gramer öğretmiyoruz. Türkçenin grameri yok. O nasıl biz oluyor hocam? Çok şaşırdım. Gramersiz doğrudan dile giriyoruz. Kelime kelime. Evet. Yani mesela bir alfabe de öğretmiyoruz. A harfi eğer öğretilecekse biz A, B, C, D, F, alfabe işte öğrendin mi öğrendin tamam. Bu günlük hayatta bu bize ne sağlayacak? Hiçbir şey. Peki şimdi Amine sen ne kadar oldu Türkiye'ye geleli? 7 ay. 7 ay oldu ve gayet güzel Türkçe konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Yeldana sen? 8
8 ay hocam. 8 ay. Aşağı yukarı aynı. Yani belli oluyor evet. Öğretmeler. Şimdi Kemal hocam. Amina geldiğinde hiç bilmiyordu. Evet. Evet. Hani bir Kırgızistan'da az çok grameri benziyor falan ama Boşnakça'yla Sırpça veya çok farklı iki dil Türkçe ile karşılaştırdığımız evet, zaman. Şimdi Kemal hocam siz Türk dünyasında çalıştınız hatta Kırgızistan'da beraber, hocamla beraber çalıştınız. 95'te beraber. Öyle bir kader birliğiniz evet. de var. Şimdi siz oradaki bu FETÖ'cülerin neler yaptığını da biliyorsunuz. Yani iki şarkı türkü öğretip de aman Allah'ım biz Türkçe öğrettik deyip ortaya çıkmalar da var. Burada gerçekten Türkçeyi öğretirken siz de Ufuk hocama ilave edeceğiniz başka bir şey var mı? Ona ilave ya da olarak, kaldığı yerden devam edelim. Ona ilave olarak şunu söyleyebilirim. Biz gelen öğrencilerimizin öncelikle gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Hı hı. Eğer gönüllerine giremezsek Türkçeyi de öğretemeyiz. Hiçbir şey öğretemeyiz. Evet. Onlar bizi seviyorlar. Biz onları seviyoruz. Ne güzel. Bu şekilde ya birbirimizi sevince, gönül kazanınca hı hı. öğretmek de kolay oluyor, öğrenmek de kolay oluyor. Hı. Onun dışında Ufuk hocamın dediği gibi yöntemlerimiz, metotlarımız aynı. İşte 95'te biz beraber evet. Kırgızistan'da çalıştık. Evet. Türkçe öğrettik. Türkçe öğretirken kullandığımız kitap İlkokul 5. sınıfın güzel Türkçem mi? Evet. Öyle evet, bir kitap. Evet. İmkanları yoktu. Böyle güzel yani hazırlanmış kitaplar bununla yoktu. Kırgızlara nasıl Türkçe öğretelim? Hmm. Ama şimdi elhamdülillah yani birçok üniversitemizin hazırlamış olduğu yabancılara Türkçe öğretim kitapları, hmm. setleri, CD'leri, görüntüleri, internette, sosyal sanal ortamda bir sürü şey var. Hmm. Kaynak yani, var. Kaynak sıkıntımız evet. yok. Yetişmiş eleman sıkıntımız da artık yani şu 5 sene 10 sene öncesine nazaran o da giderildi. Hmm. Ya bizim artık en tecrübesiz elemanımız 3 yıllık tecrübeye sahip. Evet. Peki hocam bir ara vereceğiz. Arkadaşlarımız işaret ediyorlar. Kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz değerli seyircilerimiz. Tekrar merhaba değerli seyircilerimiz. Bugün kalabalık bir şekilde sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi biraz da öğrencilerimizle sohbet edelim. Eldana, sen Kırgızistan'dan geldin tabii buraya. Az çok kültür benziyor. Nihayetinde Türk kültürü. Evet. Asıl Türksüzsiniz de. evet, sayılırız. O şeyi de belirtelim yani. Anadolu'ya geldikçe biz biraz fiziksel olarak değişmişiz. Konya'yı nasıl buldun? Ne bekliyordun? Beklediğini buldun mu Türkiye'de ve Konya'da özellikle? Aslında buraya gelmeden önce Konya hakkında hiç haberim yoktu. Yani bilgim de bile yoktu. Hı hı. Ama tabii ki yani Rumi hakkında az çok biliyordum. Mevlana Celaleddin sonra da Mevlana olduğunu öğrendim. Evet doğru. Gerçekten çok sevindim aslında. Konya biraz yani beklediğim gibi değil aslında. Biraz daha sakin bir şehirmiş. Hı. Ama çok güzel. Gerçekten alıştık. Arkadaşlarımla. Çok güzel, çok geniş bir şehir. Yeşil Konyalılar nasıl? Mesela tramvaya biniyorsunuz, otobüse biniyorsunuz. Genelde bizde çekik gözlerin hepsine Tatar derler. Çinli'ye de Tatar derler, Japon'a da Tatar derler. Nasıl bir tepki alıyorsun? Aslında burada ne bileyim, bazen bana Türk diyorlar, bazen Tatar diyorlar. Her şeyi duyuyorum aslında. Hmm. evet, bazen Özbek, ne bileyim. Ama zaten yani Kırgızistanlı olduğumu duyduğu zaman insanlar çok seviniyor. Gerçekten çok sıcakkanlı insanlar var burada, Konyalılar özellikle. Bir öğrenci olarak tabii rahat bir şehir diyebilir misin? Evet, diyebilirim. Hı-hı. Tabii ki. Yani güvenli, geniş tabii. bir şehir. Gerçekten Hı-hı. öyle. Peki, Amina, sen kızım, tabii sen Balkanlardan geldin. Evet. Kemal hocam biraz önce söyledi, sen hiç Türkçe bilmiyordun buraya geldiğinde. Evet. Sen ne bekliyordun, ne buldun? İşte ben buraya gelince aslında biraz değil, çok korktum. Niye korktun? Çünkü Türkçe hiç yoktu. Aha. İşte insanlar benimle nasıl davranacak? İşte çünkü belki anlamayacağım, işte öyle düşündüm. Ama buraya gelince tam tersi oldu. Hmm. İnsanlar gerçekten çok iyi yabancılarla karşılaşıyorlar.
bizimle yani her yerde yardım etmek istiyorlar. Özellikle konu dilde çünkü orada en çok vakit zaten geçiyor. Hocalar bizi çok yardım ediyorlar. Her konuda yani. Peki sen başını örtmüşsün. Burada mı örttün, orada da başın kapalı mıydı? Yok, ben İmam Hatip Lisesi mezunum. Yani orada kapalı. Evet. Ne güzel, tamam. Evet. Peki orada İmam Hatip olması güzel. Bayağı 7 evet. sene mi okudunuz, 6 sene mi? Nasıl bir İmam Hatip? Hocalarınız falan buradan mı gitmeydi? Yok, o bizim İmam Hatip Lisesi 4 sene okudum. 4 sene okudum. Yani ortaokul işte. 4 sene sonra lisans geliyor. Evet. Şimdi Kemal Hocam, Türkistan coğrafyasını biz üçümüz de iyi biliyoruz. Evet. Belki ben en uzun çalışanım değil mi? 10 yıl çalıştım biz. Sizler? 17 sene. Aa, hocam siz benden de çok çalışmışsınız. 7 sene, ben 17 anladım. Türkmenistan ve Kırgızistan. Kırım'da da bulundunuz. Yok, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, Moldova. Ukrayna ve Moldova. Sizin bir Belarus hatıranız var. Onu ben seyircilerimizle paylaşmanızı istirham ediyorum. Çünkü bu Türkiye'de birinci gelen bir kızı siz orada aradınız. Bir onu anlatır mısınız lütfen? Şimdi bu Türkçe olimpiyatlarında. Evet, onunla ilgili olarak. O zaman yanılmıyorsam beşincisiydi herhalde. Biz ailece Ukrayna'daydık, Odessa'daydık. O zamanlar tabii biz de saf bir şekilde bunların gerçekten Türkçe için, Türkiye için, Türklük için çalıştığını, Müslümanlık için artı. Müslümanlık için çalıştığını düşünüyorduk. Gurbette olmanın vermiş olduğu bir etkiyle de televizyon başında gözlerimiz yaşararak, duygu dolu bir şekilde programı seyrettik. Belaruslu bir öğrenci Türkçe şarkı yarışmasında birinci oldu. Hı hı. Sonra Türkiye'ye döndüm. TİKA'da o zaman çalışıyordum. TİKA beni görevli olarak Belarus'a gönderdi. Hı. 23 Nisan. Orada görevli bir arkadaşımız vardı. Onunla dedim ki gelmişken ya şu kızcağızı da bir tanışsak. Evet. Çok etkilenmiştim. Çok güzel şarkı söyledi. Peki hocam dedi, tanıştırayım dedi. Götürdük. Merhaba dedim kıza. Cevap yok. Türkçe bilmiyor. Çok ilginç, evet. Türkçe konuşma yarışmasında birinci olmuş ama Türkçe bilmiyor. Yani bu daha önce de dile getirildi. Yani bu Türkçe olimpiyatlarında işte şarkı ezberlettirmek, şiir ezberlettirmek. Türkçe öğrenenler oluyordu tabii yani. İlla ki ama hiçbirisi öğrenmiyordu diyemeyiz. Türkçe öğrenenler illa ki oluyordu. Özellikle de mesela Türk coğrafyasında. Kırgızistan'da, Türkmenistan'da okuyanlar çok güzel bir şekilde Türkçe öğreniyorlardı. Evet. Ama ben Ukrayna'da da çalıştım. Moldova'da da çalıştım. Onların okullarını ziyaret ettim. Oradaki öğrencilerle temasta bulundum. Türkçe diye bir şeye rastlamadım. Evet. Türkçe diye bir şeye rastlamadım. Özbekistan'da da vardı mesela uluslararası okulları vardı. Türkçe ile alakalı tek kelime bir şey yoktu. Evet. Hatta ben şunu da biliyorum. Amina bilmiyorum belki ama sen duymamışsındır tabii. Bosna Hersek'te bir Hristiyan çocuğu Müslüman olmuş. İslamiyet'ten etkilenerek çocuğu okuldan atmışlar. Sen niye dinini değiştiriyorsun diye. Şeyin okullarında. FETÖ'nün okullarından, evet. Şimdi Ufuk Hocam, biraz bu yönteminizi ben tekrar sorgulamak istiyorum tabiri caizse. Nasıl bir yöntem takip ediyorsunuz? Mesela bana biraz önce WhatsApp'tan mesaj attı İbrahim Hocam Kastamonu'dan. Kızı Çin'de okuyor. Bir takım sıkıntılar varmış. Tömeri'den giden kitaplar yetersiz diyor Türkçe öğrenmek için. Yani klasik bir kitap mı var herkese aynı metotla, yoksa kendinize has bir takım yöntemler geliştiriyor musunuz? Şimdi tabii ki Türkçe öğretimiyle ilgili kitaplar var artık. Türkiye'de yeterli kaynaklar var ama bunların tamamı murada hasıl olacak şekilde mi hazırlanmış, yoksa eksiklikleri var mı? Tabii ki eksiklikleri de var. Bu noktada biz kendi yöntemlerimizi uyguluyoruz. Ama bu yöntemlerde aslında asıl olan ilk önce bir şeyleri öğretmekle başlıyoruz hocam. Yani nesneleri öğretmekle başlıyoruz.
nesnelerden sonra şeyler, onları geçtikten sonra kimleri öğretiyoruz. Yani ben kimim, sen kimsin, bu kim vesaire. Onları da öğrettikten sonra bir sonraki safhada artık yerler, neredesin? İşte sınıftayız, okuldayız, dışarıdayız, işte pazardayız. Ve bunları biz öğretirken de mesela bir pazar olayını öğretip orada bazı kelimeleri verdikten sonra biz bu öğrencileri pazara gönderiyoruz. Canlı olarak bir pazarı yaşıyorlar. Ne güzel. Alışveriş yapıyorlar. Alışveriş yapıyorlar ve marketlere gidiyorlar, öyle değil mi? Yani evet. Oraları görüyorlar. Ne bileyim bir cami geçiyorsa ya da bir şehir meydanı. Birebir aktif olarak, interaktif şekilde öğreniyorlar. Zaten kitabi olarak elbette ki bir yöntem var, bir kitap yöntemi var. Orada yararlandığımız kitaplar da var. Ama bu kitaplara bağlı kaldığımız zaman Türkçeyi yeterince öğretmenin imkanı yok. Tabii ki mimikler devreye girecek. Öğretirken de mimikler devreye giriyor. Daha farklı metotlar da çıkıyor. Mesela hiç denenmemiş metodu. Bir okutman arkadaşımız geliyor diyor ki hocam böyle bir sorunla karşılaştım ama bu sorunu şöyle hallettim diyor. Ay, enteresan diyoruz yani. Bunu da o zaman bir yere not edelim. Bizim bu yaz inşallah çıkaracağız. Selçuk Üniversitesi Tömer olarak bir dil dergisi çıkarmayı düşünüyoruz. Tabii ki var ama bu dil dergisini özellikle bu yeni yöntemler üzerine yazılarla doldurmayı düşünüyoruz. Ve bu şekilde tabiri caizse deneye yanıla kendi kendimizi aşağı aşağı bir şekilde Türkçe'yi öğretiyoruz. Biz başarılı olduğumuza da inanıyorum. Kemal Hocam da demin söyledi, hiç Türkçe bilmeyen insanlara biz şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. 2-3 hafta Haiti'li öğrencim vardı. Kemal Hocam'ın yarışmasında, Kemal Hocam'ın üniversitesinde olan yarışmada Haiti'li öğrenciyi gönderdik biz özellikle. Yani ne Osmanlı hinterlandında ne ne diyelim İslam coğrafyasında. Bunlarla hiç bağlantı olmayan Haiti'den bir öğrenci özellikle seçtik. Dedik ki Haiti'den gelen Türkiye'yi bilmiyor, Türkçe'yi bilmiyor. Çok sıkıntıda olan bir öğrenci ama o öğrencinin Türkçesini biz orada göstermek istedik. Selçuk Üniversitesi Tömer olarak. Biz 7-8 ayda Haiti'li bir öğrenciye o kadar Türkçe öğretiyorsak ve yarışmalara sokuyorsak, Kemal Hocam da gördü nasıl Türkçe konuştuğunu. Biz bu işi başardığımızdan eminiz. Yani tabii burada en büyük pay okutmanlarımız. Tek tek hepsine teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bunu organize eden hocalarımız var. Okutmanlarımız da organize eden hocalarımız var. Onlara da tek tek teşekkür etmek istiyorum. Ve yapacağımız ya da yapmayı düşündüğümüz projelerde gerçekten demin de değindiğim gibi rektörümüzün bize sağladığı imkanlar da çok önemli. Ve önümüzü açması da çok önemli. Yani bir şey olduğu zaman hocam bunu şöyle yapalım, böyle yapalım, bize sınıf lazım, işte dinleme sınıfı lazım, ek bina lazım, biz buraya sığmadık. Ya da şöyle bir şey yapacağız, mesela gezilere götürüyoruz öğrencilerimizi. Şu anda Kemal Hocam kıskanmasın ama Selçuk Üniversitesi Tömer olarak en çok geziye götüren Tömeriz diyebiliriz Türkiye'de. Ya da ilk üçe gireriz. O konuda Kemal Hocam da takdir edecektir. Hedefimiz 7 bölgeyi de gezdirmek, gezdirebildiğimiz kadarıyla. Tabii Türkiye'nin albenili yerleri var. Oraları özellikle tanıtıyoruz. Ve bu öğrenciler kültürü yaşayarak, insanları tanıyarak, Türkçenin her safhasında, her merhalesinde Türkçeyi tadarak bir şekilde Türkçeyi öğreniyorlar. Eyvallah. Ve öğretiyoruz. Kemal Hocam, öğrettiğiniz Türkçe ne seviyede? Yani biraz önce Ufuk Hocam söyledi, pazara gidip alışveriş yapacak seviyesinde mi, lisans seviyesinde mi, akademik seviyede mi? Bunun bir ölçümünü yapabilir miyiz hocam? Tabii bu çocuklarımız hazırlık, yani bir yıl süren hazırlığı bitirdikten sonra lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edecekler. Yani birinci sınıfta veya yüksek lisansta da artık derslere girip, tam olarak süresi ne kadar hocam Türkçe öğretim süreniz? Bir dönem, iki dönem. Ekim'den, yani eğitim öğretim. Ekim'den Haziran'a kadar. 9 ay diyelim. Ekim'den Haziran'a kadar. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim ben. Bu sene bizim Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün birincisi Litvanyalı bir kızımız oldu. Bizim mezun ettiğimiz. Evet.
onca Türk öğrencinin arasından bir Litvanyalı birinci oldu. Demek ki akademik Türkçe'de. Bütün dersleri anlıyormuş çok, demek ki. Akademik seviyede biliyormuş. Yani öğrencilerimizin dersi anlama, ilk bir ay bir bocalıyorlar. Tabii. Evet, ilk bir ay bir bocalıyorlar. Çünkü şeyde Ufuk hocamın söylediği gibi biz derslerde gramer anlatmıyoruz. Grameri ne zaman anlatıyorsunuz peki? Hemen yani sonraki sefer. Çok yüzeysel. Evet. Anlatılıyor elbette ama çok yüzeysel. Yani bizim İngilizce öğrendiğimiz gibi, Arapça öğrendiğimiz gibi tamamen gramere boğmuyoruz çocukları. Çok güzel yani şey olarak. Ufuk hocamın da bahsettiği gibi öğrencilerimizi yaşayarak öğretiyoruz Türkçeyi. Yani bizim faaliyet yapmadığımız bir haftamız yok. Evet. Ufuk hocam pazara götürüyoruz dedi. Biz şeydeyiz, merkezdeyiz. Bedesten'e götürüyoruz. Evet. Çarşıya götürüyoruz. Çarşıda alışveriş yaptırıyoruz. Pazarlık yaptırıyoruz. Kıran kırana 50 liraysa diyor ki 30 lira olmaz mı? Pazarlık için biraz şaşırıyorlardır belki. Gerçi Kırgızistan'da pazarlık yapılır da Avrupa'da nasıl bilmiyorum. Amine ne dersin? Pazarlığı burada mı öğrendin, orada da var mıydı? Vallahi buraya gelince öğrendim. Buraya gelince öğrendim. Ama biz Türkistan coğrafyasında pazarlık edildiğini biliyoruz. Evet. Ya onun dışında işte piknikler olsun, geziler olsun. Yani iki haftada bir veya her hafta bir sınıfta kahvaltı organizasyonumuz olur. Yemek organizasyonumuz olur. Kendi ülkelerinin yemeklerini yapıp getirirler. Özellikle bu konuda Suriyeli öğrenciler, Afgan öğrenciler çok aktifler. Onlar biraz daha kalabalık oldukları için daha iyi organize oluyorlar. Yani yaşayarak öğretiyoruz. Severek öğretiyoruz. Evet. Biraz önce de dediğim gibi gönle girerek öğretiyoruz. Kemal hocam önce ben kıskanırdım. Niye? Resimler paylaşırdı Facebook'ta. O zaman ben Tömer müdürü değilim. Kemal hocam Tömer Kondi'nin müdürüydü. Hocam farklı ülkelerden değişik yemekler yiyorsunuz ama bizi hiç davet etmiyorsunuz diye, ama çok şükür şimdi artık evet, biz de onları yaşıyoruz. Bizde de var. Şimdi o bizi davet ediyor. Evet. Peki. Şimdi ben burada aslında bir öz eleştiri yapmak istiyorum kıymetli hocalarım. Ben birkaç programda da bunu söyledim. Mesela biz burada başka dilleri öğrenemiyoruz, yabancı dili. Şöyle bir de örnek veriyorum. Mesela genetik olarak biz Türkistan coğrafyasıyla aynı genetiğe sahibiz, değil mi? Ama bizim insanımız Rusçayı ya da İngilizceyi doğru dürüst öğrenemezken o coğrafyadan gelen çocuklar çok güzel öğreniyorlar. Artı mesela Diyarbakır'daki bir Kürt. Kürtçeyi bilirken veya kendi dili Türkçeyi bilirken her neyse İngilizceyi bilmiyor. Ama hemen Erbil'deki bir Kürt İngilizceyi çok iyi biliyor. Bu neyi gösteriyor bize? Türkçe öğretim metodunda yabancı dil öğretim metodunda bir sıkıntımız olduğunu gösteriyor. Ciddi sıkıntı. Yani ben şu anda biliyorsunuz yardım doçentim. Sırf dil yüzünden bir türlü akademik merhaleyi aşamıyorum. Yani zamanda tabii benim de tembelliğim olmuştur mutlaka. Sistemin bir takım yanlışlıkları olmasına rağmen. Ama bu yabancı dil öğretimindeki birkaç hocam, konumuz o değil de Ufuk hocam sizden başlayalım. Yanlışımız nerede? Yanlışımız demin bizim anlattığımız tekniklerin hiçbirinin uygulanmıyor oluşunda. Biz çok iyi gramer veriyoruz. Çok iyi gramer veriyoruz. İngilizce grameri İngilizlerin bile bilmediği İngilizce gramer öğretiyoruz biz. Biz de işte doçent olurken, profesör olurken bizden de istediler aynı şeyi. Oturduk biz 5-6 bin İngilizce kelime öğrendik. Metin okuyoruz. Kitabı olarak da çok iyiyiz. Ama present perfect continuous tense hiçbir İngiliz kullanmaz. Yani geçmiş, geniş ve gelecek zaman. Evet. Üç zamanla o insanlar konuşuyor. Ama biz bir İngiliz'in hiç gramerinde yani bilmediği bir şeyi bir soru olarak kendi insanımızdan istiyoruz. Ama demin örnek verdiğimiz hiçbir metodu uygulamıyoruz. Yani yaşayarak İngilizce öğrenemiyoruz. Ha yani burası işte İngiltere olsaydı öğrenirdik. Yok öyle bir şey değil. Dediğiniz gibi. Diğer ülkelerde bunu çok iyi uyguluyorlar. Ha bazı sebepler de var. Mesela Hint-Avrupa Dil Ailesi grubundaki insanlar birbirlerinin dillerini çok iyi öğreniyorlar. Bizim Orta Asya'da işte Kırgızca, Kazakça'yı da öğrenebildiğimiz gibi, ama burada tek avantaj cümle yapısı.
Kırgızca ile Türkçenin kelime hazinesi olarak mukayese ettiğiniz zaman birebir hemen duyunca öğrenilen %50-60 oranında farklılıklar var. Yani bu da hiç az değil. Yani bir İspanyolca ile Portekizce'nin farklılığından daha büyük bir farklılık. Bir Almanca ile Flemenkçe'nin, Hollanda dilinin arasındaki farktan daha büyük bir fark aslında. Ama bir cümle yapısı bir avantaj ama en önemli sorun teknik. Yani nasıl yabancı dil öğretilir? Türkiye'de bu kırılamadı. Maalesef gerçekten son dönemlerde büyük devrimler oldu Türkiye'de. Büyük merhaleler atladı. Türkiye çok ileri gitti ama eğitimde ve kültürde maalesef çuvalladık. Evet. Şöyle bir şey olabilir mi Kemal Hocam? Yani acaba biz kendi dilimizi bilmediğimiz için İngilizceyi öğrenemiyor olabilir miyiz? Çünkü Ufuk Hocam dedi ya, biz İngilizlerin kendi zamanlarını bilmeleri gerekenden daha fazla. Acaba sıkıntımız önce Türkçeyi öğretemediğimiz için, bunu bana bir hocamız söylemiş de bana biraz mantıklı gelmişti. Ne dersiniz? Yani öğretemediğimiz kesin. O şey yapamaz da. Ama benim şöyle bir tezim var. Türkler, İngilizler, Ruslar ve Çinliler yabancı dil öğrenme noktasında sıkıntılılar. Evet. Çok ilginç. Ben katılıyorum. Bir daha soralım. Türkler, Ruslar, İngilizler ve Çinliler. Çinliler. İngilizler zaten bütün dünya İngilizce konuştuğu için ihtiyaç duymuyorlar. İhtiyaç duymuyorlar. Evet. Ruslarda da çok fazla yabancı dil şey yoktur. Yani onlar da tabii Sovyet zamanında bütün dünya Rusya'dan ibaret olduğunu bildikleri, evet, zannettikleri için. Çinliler daha keza. Yani. Çin'de R harfi yokmuş hocam. Çince'de. Öyle mi? Önemli. R harfi yokmuş mesela. Yani bu dört, saydığım dört millet de dünyanın en köklü milletleri. İmparatorluk kurmuş milletler. Özgüvenleri fazla. Ve kendi dillerini konuşturmuş, kendi dillerini öğretmiş milletler. Dolayısıyla başka dili öğrenmeye ihtiyaç duymamışlar. Ben bunu ilk defa duydum hocam ve çok son derece mantıklı geldi bana. Doğru. Peki. Şöyle bir şerh düşebilir miyim bu tespite? Şimdi biz Türklerin önemli bir zaafı var. Özenti. Bunu sadece bu dönem için değil, kitabelerde de atamız Bilge Kağan der ki sen Çin'in ipeğine aldandın. Onun gibi yaşamaya başladın, onun gibi giyinmeye başladın. Töreni, ilini, töreni kaybettin, ilini de kaybettin, devletini de kaybettin der. Yani 8. yüzyıldan beri hangi dönemde olursa olsun, hangi kültürün ya da hangi medeniyetin etkisine girersek girelim, maalesef Türkçe her zaman için ikinci plana atılmış durumda. Türkçenin bayrak olduğu, bayraktarlık yaptığı tek dönem vardır. Atatürk döneminin sonrası. Bundan önce Türkçe güçlü değil miydi? Güçlüydü. Cumhuriyet'in hemen öncesinde Osmanlıca ve İngilizce vardı dünyada en gelişmiş iki dil. Ama Osmanlıca içerisinde de tabii ki kelime hazinesi olarak Arapça ve Farsça'nın çok baskın yeri vardı. Bir de terkiplerin, o isim tamlaması, sıfat tamlaması dediğimiz o terkiplerin de çok önemli bir yeri vardı. Burada özgüven konusunda Kemal Hocam'a katılıyorum. Büyüklük konusunda, böbürlenme konusunda yani o da var değil mi hocam tespitinizin içerisinde katılıyorum ama Türklerin Türkçe'ye ve biraz daha genelleştirelim beni mazur görün. Türk'ün de Türk'e davranışı her zaman biraz üvey evlat gibi olmuştur. Özellikle de Türkçe'ye. Evet. Yani şimdi, 2. Abdülhamit'in de başına geçen böyle bir hadise var biliyorsunuz. Neydi yani, hocam? Pis Türk diye çıkışıyor sarayda bir hizmetliye. Değil mi hocam? Tarihçisiniz, bilirsiniz. İkinci Abdülhamit diyor ki ben de Türk'üm. O küçümsediğin adam gibiyim ben de. Ondan sonra özür diliyor ve çekiliyor. Yani bunlar her dönemde olmuştur. Evet, öğrenememe noktasında belki ama Türkçe'ye önem verme noktasında gerçekten tarih sürecinde hep ikinci plandadır. Ve hep maalesef üvey evlat görmüştür. Hocam bir ileri zekalı tarihte YÖK Başkanı Türkçeden bilim dili olmaz demişti. Düşünebiliyor musunuz? Doğru, bir insan nasıl kendi dilini bu kadar aşağılayabilir? Şimdi Ufuk Hocam Cumhuriyet dönemine şey yaptı ama aslında Türkçenin en çok sahiplendiği dönem Osmanlı dönemidir. Karamanoğlu Mehmet Bey her ne kadar böyle bir divan, ferman yayınlamış olsa da
divanda, dergahta, bargahta bundan böyle Türkçe konuşulur. Ama baktığımız zaman divan Türkçe değil. Bargah Türkçe değil. Dergah Türkçe değil. Ve Karamanoğlu Mehmet Bey'in divanından günümüze ulaşan bir tane Türkçe belge mevcut değil. Evet. Ama burada Türkçeyi, yani Selçuklular zamanında Farsça artık tamamen sirayet etmişti. Evet. Yani evet. Türkçeyi bilim kurtaran halinde Osmanlı Devleti olmuştur. Osmanlılar olmuştur. Osmanlı Türkçesinin içerisine giren Arapça, Farsça kelimeler halk tarafından çok fazla kullanılmamış. Saray dili ve ulemanın kullandığı bir dil olmuş. Tabii ki. Aşık Paşazade yok. Oruç bin Adil'i bunları okuduğun zaman özbeöz, arı duru Türkçe. Yunus Emre'nin evet. Türkçesi. Şimdi iş biraz Türkçe tartışmasına gibi dönüştü ama şimdi hocam verdiği örnekler nevi şahsına münhasır örnekler. Gerçekten Türkçe üvey evlattır hocam. Karamanoğlu Mehmet Bey ile ilgili bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Pek hiçbir yerde anlatılmayan, yazılmayan bir şey. Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'ye sahiplenmesinin en büyük özelliği nedir biliyor musunuz? Cehaleti. Nasıl yani? Çünkü o Farsça da bilmiyordu, Arapça da bilmiyordu. Beylikler dönemidir. Kendi anlamadığı için benim sarayımda bundan sonra Türkçeden başka dil kullanılmayacak demiştir. Ha, cehaleti derken yanlış anlaşılmasın. Türkçeyi bilmek başka dilleri bilmemek cahil anlamına gelmez. Ama o sözü söylemesinin gerekçesi budur. Ve beylikler dönemi Türkçenin zirve olduğu dönemdir. Ama Osmanlı'dan itibaren tekrar tabii ki o divanlar saray diline katılıyorum. Çok doğru söylüyorsunuz ama halkın dilinin de tabii ki dobra dobra orada bir Türkçenin geliştiği ve yayıldığını da biliyoruz. Halk kültürü bir tarafta hep ayaktaydı ve canlıydı. Ama ben katılmıyorum. Osmanlı döneminde, yani ben devlet olarak söyledim zaten. Eğer Osmanlı İmparatorluğu devlet olarak Türkçe'ye sahip çıksaydı, şu anda kızımız Türkçe'yi zaten ana dili olarak biliyor. O belki de Balkanlar'da şuradan kaynaklanıyor Ufuk Hocam. Yani Osmanlı'da bir emperyalist ruh yoktu. Tabii o yani, hiçbir zaman saygı anlattı. Vardı özlerine falan. Neyse konuyu oraya taşımayalım da. Amina sen ülkene dönünce neler götüreceksin? Buradan Türk yemeklerinden başka mutlaka burada çok şey öğrenmiş olacaksın. İdealin nedir senin kızım? Biraz bundan bahsedelim mi? Gelecekte ne yapmak istiyorsun? Bazen ben şuna üzülüyorum. Özellikle Türkistan coğrafyasından gelen bazı gençler burada kalıp burada hayatlarını devam ettirmek istiyorlar ama akademik kariyerini tamamlasın hocam. Master'ını, doktorasını elbette yapsın ama burada kalmalarına. Çünkü sizi devletiniz buraya kalmak için değil. Geri dönüp katkı sağlamanız için gönderdi. Ne dersin? Tabii ki doğru söylüyorsunuz. Ben lisans bittikten sonra inşallah ülkeme dönmek istiyorum. Orada işimi yapmak istiyorum. Çünkü hemşire olacağım. Orada yani insanlara yardım etmek istiyorum. Hastaneye çalışmak istiyorum. Annem beraber, annem de hemşire. Öyle mi? Ha? Annem mesleği. Ailen, annen, baban, annen sağ, baban da hayatta mı? Kardeşlerin falan var mı? Başka okuyanlar var mı dışarıda? Yok. Ben en küçük ailemde. Öyle mi? En küçük değerler sensin. Değerler bitirdiler. Tamam. Sen evet. Sancak bölgesinde misin? Evet, Sancak bölgesinde. Çok güzel. Peki bu kültür alışverişi olarak mesela ailenden gezmeye gelen oldu mu? Oradan Konya'ya gelen der oluyor mu bu konuda? Hiç karşılaşıyor musun? Nasıl? Gezmeye akrabalarından olsun, kendi bölgenden Konya'da gelen gidenler oluyor mu? Haberin oluyor mu bundan? Evet, geliyorlar ama çok da gelmiyor. Çok da fazla kere, değil. Evet. Bir kere, evet. Peki, Eldana sen ne dersin? Sen de mutlaka ülkene döneceksin. Evet hocam. Kültür farklılığı pek fazla yok. Ya biz evet. Alıştığımız için pek değil mi Kemal değil. Hocam, Ufuk Hocam? Yani orayla burası arasında pek bir fark görmüyoruz. Sen ne dersin? Mutlaka döneceksin. Evet. Orada mesleğini devam ettireceksin. Evet inşallah hocam. Yani zaten işletme okuduğum, yani okuyacağım için, yüksek lisans yapacağım için
İnşallah Türkiye ve Kırgızistan yani arasındaki ilişkilere yani katkı sağlayabilirim. Yani işletme açısından diyorum. Hı-hı. İnşallah öyle olacak. Kardeşlerin, ailen var mı başka okuyan dışarıda? Dışarıda yok. Erkek kardeşim askerlik yapmakta şimdi. Isıkgöl'de zaten yani Kırgızistan'da. Evet. Isıkgöl tabii seyircilerimize söyleyelim değil mi? Kemal Hocam, Ufuk Hocam. Dünyanın en güzel, evet, yerlerinden birisi. Isıkgöl yani sıcak göl manasında. Sıcak göl, evet. Ve hakikaten... Gönül istiyor ki çok daha güzel tesisler olsun. Gidip orada tatil yapalım ama bu kültür gezmeleri biraz arttı. Mesela özellikle Özbekistan'a son yıllarda kültür turizmi oluyor, inanç turizmi oluyor. Çünkü bizim manevi babalarımız, atalarımız orada. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri, Buhari Hazretleri, Müslim Hazretleri hep oradalar. Çok daha fazla olsun diye istiyorum ve diliyorum. Özbekistan'da yani bölgenin gerçekten kültür merkezi, tarih merkezi. Özbekistan özellikle Kerimov'tan sonra mı arttı bu turlar? Yani inşallah Kerimov Özbekistan için bir şanssızlıktı. Yani Nazarbayev, evet, Kazakistan için nasıl şanssa, Aliyev Azerbaycan için nasıl şanssa, İslam Kerimov Özbekler için öyle bir şanssızlıktı. Maalesef. Yeni Cumhurbaşkanı'ndan bir şeyler bekliyoruz. Peki Kemal Hocam, bu konuda merkezde başka projeleriniz var mı? Neler yapmak istiyorsunuz? Yani sadece pazara gidip geziyorlar mı? Bir hocamızın, evet, selamı var. Kültür olarak neler yapıyorsunuz diye soruyor. Bana bakıp sorduğunuz için herhalde Kemal değil Ufuk Hocam. Evet. Tabii ki projelerimiz var. Rektörümüz proje adam olduktan sonra biz nasıl proje üretmeyelim? Biz de üretiyoruz tabii ki. Eyvallah. Bir kere biz Selçuk Üniversitesi Tömer olarak kendi kitabımızı hazırlıyoruz. İnşallah. Çok güzel. Şimdiki kitapları Ankara'dan, İstanbul'dan kitaplardan okutuyoruz. Kemal hocamlar da öyle yapıyorlar zannedersem ama hocalarımızın birikimleriyle, notlarıyla ve onların fikirleriyle bir kitap haline getiriyoruz bu bütün topladığımız bilgileri. İnşallah kendi kitabımızı en kısa zamanda yayınlayacağız. Ve süreli yayın olarak da bir dergimiz çıkacak yazın. Orada da demin bahsetmiştim kısaca. O dergide de yine Türkçe öğretim teknikleri ve Türkçe ile ilgili araştırmalar ve belki biraz da yan dallarla ilgili araştırmalar da yayınlanacak. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol yaptık. Bu protokol gereği Türkçe öğreticilerine, Suriyeli öğrencilere, Türkçe öğreticilerine biz nasıl Türkçe öğretileri öğretiyoruz? Bir 3 haftalık bir program bu. İnşallah devamı da gelecek. Bunun dışında Yunus Emre'den 22 Mayıs'ta inşallah bir heyet geliyor. Onlarla bizim Yunus Emre ile bundan önce 5 yıllık bir protokolümüz vardı. Şanssızlık, ben müdür olduğum tarihten sonra o protokol süresi dolmuş. Yeni bir protokol yapacağız. Bu protokol kapsamında tabii demin söylemiştim, herkes kendini Türkçe öğretiyor zannediyor. Ve önüne gelen de bir Türkçe öğretebilir sertifikası veriyor. Yani kimin yaptığı önemli değil ama bunu hakkıyla yapabilmek için Yunus Emre'yi biz önemsiyoruz. Birikimlerini önemsiyoruz. Oradaki eğiticileri önemsiyoruz ve onlarla birlikte inşallah Selçuk Üniversitesi Tömer olarak beraber bir sertifika programı da düzenleyeceğiz. Daha önce yapacaktık ama sıkışıklıktan dolayı zannedersem bu Ramazan'dan sonrasına kalacak bu proje. Onun dışında akademik Türkçe'yi geliştirmek için çeşitli bilimlerdeki hocaların Tömer'de ders vermesini sağlayacağız. Yani öğrencimiz yetişiyor, işte Eldan'a gidecek. İşletme, iktisat, bu biliyorsunuz terimler önemli bir mesele. Terim dilden daha farklı bir şey olduğu için o terimler öğretebilecek hocalar ya da biz şimdi de sağlıyoruz. Diyoruz ki gidin, Türkçeyi biraz öğrendiniz, anlıyorsunuz, dinliyorsunuz. Özellikle C1 seviyesine gelmiş öğrencilere. C1 artı da, C1'den sonraki şeyde bir akademik Türkçe de veriyoruz ama diyoruz ki sınıflara gidin, kendi hocalarınızı dinleyin, izin alın. Hocalar da zaten gerekli bilgileri de verdik, onlar da izin veriyorlar. Şimdiden dinlemeye başlayın. Onların öğrettikleri ya da öğretecekleri terimleri de hafızanıza alın. Bunu gelecek sene inşallah daha programlı bir hale sokacağız. Bunun dışında da tabii ki dediğimiz gibi gezilerimiz var. Bir de
teşekkür etmek istiyorum özellikle ilçe belediye başkanlarına. Öyle mi? Çünkü merkez ilçe mi, bütün ilçeler mi? Bütün ilçeler. Yoksa? Yani Akşehir'dir, Beyşehir'dir. Kimden ne talepte bulunmuşsak, ya yabancı öğrencilerimiz var, oraları görmek istiyorlar, gezdirelim diye. Ellerinden geleni yapıyorlar. Yaptılar da şimdiye kadar. Ve bunları da daha da geliştirerek, bütün ilçelere yayarak, gitmediğimiz ilçeler de var, oralarda göstermek istiyoruz. Malumunuz Konya'nın bütün ilçelerinin farklı farklı özellikleri var. Çok güzel yerleri var. Onları da görmelerini istiyoruz. Hocam kaç öğrenciniz var? Yani her sene kaç öğrenci geliyor mesela? Hocam değişiyor. Değişiyor. Şöyle değişiyor. Biz mesela YTB'den, en önemli şey YTB'den geliyor. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan. YTB'nin gönderdiği öğrenciler de talep üzerine oluyor. Yani onlar Selçuk Üniversitesi'ni tercih ediyorlar. Hı hı. Tabii burada birinci merhale çok önemli. Biz bu sene rektör hocamıza bunu anlattık. Rektör hocamız da zaten olaya vakıf. Kontenjan arttırdık. Hı. Şimdi yabancılara biz kontenjan arttırdığımız zaman gelen sayısı daha fazla oluyor. Tabii ki bütün gelen yabancı öğrencilerimiz ilk önce bizim öğrencimiz oluyor. Hı. Öyle olunca da sayı artıyor. Bu sene YTB'nin bize verdiği sayı 252 idi herhalde. 252 ya da 253. Bunlar içerisinde 180 küsürü geldi. Evet. Bizim özel öğrencilerimiz de var. Tabii buraya gelen mesela sanayide Çinli aileler var. Geliyorlar, burada yaşıyorlar ve diyorlar ki biz çocuklarımıza Türkçe öğretmek istiyoruz. Hı-hı. Talepte bulunuyorlar. Bazen biz onlara sınıf açıyoruz. Bazen hocalarımızı onların uygun gördüğü bir yerde, mesela bir fabrikada özel bir sınıf oluşturuyorlar. Eğer sınıf şartları uygunsa hocalarımızı gönderiyoruz, orada ders verdiriyoruz. Bu sene şimdiye kadar mezun ettiklerimiz de dahil, çünkü bazıları daha hazır geliyorlar. Hı hı. 350 civarında öğrenci bu sene var. Evet. Bitirdiğimiz zaman bu sayı tabii ki değişecek. Çünkü yeni gelenler de var, yeni açtığımız sınıflar da var. Herhalde bu sene yaz aylarına geldiğimizde biz 500 öğrenci mezun etmiş olacağız. Eyvallah. Hocam çok teşekkürler. Tabii zamanınızı da fazlasıyla açtık bugün arkadaşlarımın. Hoşgörüsüne çok teşekkür ediyorum. Kemal Hocam, sizin kontenjanınız ne kadar? Sizin ilave edecekleriniz var mı program içinde şimdi? Bizim de bütün tömerlerin, bütün dil merkezlerinin öğrenci kaynağı aynı. Hı hı. YTB'den, Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan Türkiye bursusu olarak gelen öğrenciler. Bizim de bu sene 140 civarında, 150 civarında öğrencimiz var. Bunun yarısı Türkiye bursusu, yarısı özel öğrenci statüsünde. Bizim sadece Türkçe, KonDil'de sadece Türkçe öğretmiyoruz. Bunun dışında diğer yabancı dillerde, Arapça, Rusça ve İngilizce kurslarımız da var. Evet. Öğrencilerimizin Türkçe dışında, KOMEK'teki kurslar olsun, diğer halk eğitim merkezlerindeki kurslar olsun. Mesela geçen sene Yazma Eserler Kütüphanesi'nde Ebru kursu. Başlamıştık. Bu tür kurslarla da vakitlerini daha kaliteli bir şekilde geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Yani burada vatandaş dediniz de dışarıdan birisi gelip mesela Suriyeli veya başka bir ülkeden sizden Türkçe öğrenebiliyor. Tabii tabii, dışarıdan da yani öğrenci olmayan. Hı-hı. Ücret karşılığı mı? Ücret hocam? Karşılığında evet. Ne kadar bir yani şeye göre mi, neye göre alıyorsunuz ücreti? Ders saatine ders göre. Saatine yani göre. Ders tamam. Saatine göre. Kaç saat öğrenirsin? Evet. Eyvallah. Bizde mesela ayda 80 saat, hı hı, dersimiz var. Ona göre bir ücret, hı hı, tayin ediyoruz. Şeylere geziler düzenledik. Mesela büyük sanayi fabrikalara, hı, itfaiyeye böyle, evet, geziler düzenlemiştik. Hocamın dediği gibi sağ olsun belediyeler, ilçe belediyeleri bu konuda bize de destek oluyorlar. Hı hı. Köy hayatını gösterme imkanı, evet, oldu. Yani gittiler, affedersiniz, inek sağdılar. Ne güzel. Hı. Güzel şeyler oluyor yani. Tuz Gölü'ne götürdünüz mü çocuklar hocam? Tuz Gölü'ne yok gitmedi. Biz de götürmedik. O zaman ama Cihan Bey'liğe ben organize edeyim inşallah. Çok, inşallah. Çok memnun oluruz inşallah. Eyvallah. Peki. Hocam çok teşekkürler. Kızlarınıza teşekkür da çok ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Geldiniz, ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Değerli seyircilerimiz, bugün konuklarımız fazlaydı. Sohbetimiz biraz uzadı. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
haftaya başka bir konuda, başka konuğumuzla. Eğer Allah'tan bir mani gelmezse Ahmet Taşal Hocam gelecek İstanbul'dan. O da zaten son programımız olacak. Haftaya görüşmek üzere, iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.